Evliler mi mutlu yoksa bekarlar mı? Evlenme yaşı... Bekarlardır bence. Geçtikçe artıyor. Erkekler için uzun ömrün sırrı mutlu evlilikte saklı. Evlenmek, ev kurmak bu devirde çok zor çünkü masraflar çok. Hem en kısa sürede evliliği hem de dünyanın en hızlı boşanma davasına imza attılar. Damat gibi giyindi, adliyeye gitti. Sevinci görülmeye değerdi. Şimdi evlilik dediğiniz şey nedir? Evlilik dediğimiz şey kadınlar için bir başlangıç, erkekler için ise bir sondur. Ya Türkiye'de evlilik bir başarı göstergesi gibi bir şey. Özellikle kadınlar arasında tam bir statü göstergesi. Babasının evinde gırgırla yer süpüren kadın, kocasının evine geldiğinde bu yerde sürünen robotlar var ya, onlardan istiyor. Ha, temizlik lastikinde değil, onu söyleyeyim. Maksat arkadaşlarına hava atsın işte, storiesini görsünler diye. Bir de ona bir tane isim takıyorlar. Biz eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Nasılsa vermezler diye gittim babasına. Yarım ağızla istedim. Adam çat diye verdi. Ben de gittim ertesi gün kızı kaçırdım. Babası aradı. Lan oğlum zaten kızı verdik dedi. Niye kaçırdın? Baba dedim. Ben de kaldıramam. Siz de kaldıramazsınız. Masrafsız böyle daha temiz oldu dedim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Ben parası için evlenmedim. Ben aşk evliliği yaptım. Eşim beni çok seviyor. Ben eşimi çok seviyorum. Güzel bir evliliğimiz var. Mutlu bir yavrumuz var, doğalgazlı. Yağmur niye söylemedin böyle videoda oynadığını? Şerefsiz. Yani bir erkek daha ne isteyebilir ki? Benim evlilik hikayeme gelirsek biz birbirimize çok aşıktık. Gittim eninde sonunda mekanı kapattım, yerlere gülleri serdim, havai fişekler patlattım. Bu kadar da pırlanta aldım. Evlenme teklifimi kabul etmedi. Sonra anneme söyledim, bunu buldu işte. 3-5 yıldır da evliyiz. Merhaba, ben Volkan Öge. Sosyal hizmet uzmanı ve çift psikoloğuyum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi olgular. Yani aşk mı, işte görücü usulü mü ya da işte mantık evliliği mi? Aslında burada hepsinin olması gereken bir durum var. Yani aşk olmazsa da olmaz. Mantıksız bir evlilik yapmanın da bir mantığını görmüyorum. Şimdi görmeden de bir insanı evlenemezsin. Bir yerde bir şeyde görmüş olman lazım. Bu arada size eşimle tanıştırayım. Hayatım gelir misin? Kendisi benim eşim. Eşim. Hayatım çay yapsana, şöyle tavşan kanı bir çay. Aşkım. Şey, közde yap, bunlar köz çayı da içmemiştir. Hem şey olur, daha güzel olur. Tamam aşkım. Ya bana göre aşkın yaşı yoktur. Şimdi en başta bana ailem biraz laf etti böyle, ön yargı yaptı yaş farkından dolayı. Ama eşinden biraz bahsedince annem dedi ki direkt evlen, direkt gidek istekli. Aynı gün istedik kızı. Dedikodular çıkmasın diye evlilik sözleşmesi yaptık. Boşanırsak 1 lira para alamıyorum ya. Allah gecinden versin, ancak ölecek de o zaman para alacağım. Şimdi çiftlerimiz arasında tabii en çok rastladığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu finansal durumların birbirleriyle paylaşılıp paylaşılmaması. Tabii ki biz her zaman şeffaflıktan yanayız. Şimdi iki türlü durum söz konusu olabilir. Parası olup da olmadığı gibi lanse etmek. Diğer taraftan parası olup hangisini demiştin başta? Evlenmeden önce bir vaat ver, bir vaat ver. Yok elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Yok seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hani nerede? Çalışıyor çalışıyor, cebinde bir kuruş para yok. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın, açıkta mısın? İstediğin her şey alınıyor mu, alınmıyor mu? Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni, sen bu orospu çocuklarına doyatıyorsun. Ağzına sıçmasını bilirim. Bir gitsinler hele. Nasıl? Ben senden ayrılacaksın, sen bana muska yapmadın mı? Çek çek. Bu muska yapılmış halin mi? Tutmamış demek bu muska, tutmamış. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım. Ben sana yazdım, geldin hemen ikinci gün benimle fingirde. Keşke şeyin kırılsa. Vallahi keşke, niye benim şeyim kırılıyor? Keşke senin şeyin kapanaydı. Tah beni annemlere götür hemen. Kalk şerefsiz adi köpek. Köpek. Şimdi biz tabii ki de evli çiftlerimize her zaman açık sözlü olmayı öğütlüyoruz. Bu orospu çocukları seni maymun gibi oynatıyor. Para verecekler mi? Verecekler, verecekler. İnade. Fakat açık sözlülükle hayvanlık arasında fark var. Siz bu salağı çekiyorsunuz ya, demek ki siz de adam değilsiniz. Siz onun, kusura bakmayın da. Vallahi elinizden öper, 4 tane çocuğum var. Ya çocuk kısmetiyle doğar diyorlar. Gerçi bu 4'ünde de aynısını söyledik. Değişen bir şey olmadı. Bu 5'inci de bakacağız bakayım. Bir şeyler olur belki.
Evlilik aşkı öldürmüyor ama en sonu kendimi öldüreceğim. Tosunum. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Lan ne babası? Bırak bu babayı. Nazmi lan, Nazmi de. Nazmi... Yo öyle ufak bir çekim yapıyorlar. Nazmi kayınbabam olur. Belli çekmesin de. Geç bakayım, geç. Baba bunlar ne? Acıkmışsındır diye sana hazırlık yaptım. Teşekkürler. Gözlerle tartışmışsın. Hey ya, ufak bir tartışma oldu. Ben de size gitmek istedim. Ben de oraya bıraktım. Boş ver, takma kafanı. Sana göre kız mı yok? Siktir et. Geç geç, otur. Gel, bir kızın var? Babası ha. Sağ ol baba. Bak, o kadar damadım var. Ben en çok seni sevdim Tosun'um. Sağ ol baba. Bunlar ne zaman gidecekler? Toparlanıyorlar. Bugün giderler, yarın gelecekler. Gitsinler. Gitsinler de bu meseleleri biraz konuşalım ha? Tamam baba. Tosun'um? Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunuyum. Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayide çalışıyoruz. Hayatım, ben anlatırım gerisini. Sen şey yap. Tamam. Şimdi evlenen çiftler arasında ciddi anlamda yaş farkı olması, eğer ki arkasında ikinci bir niyet yoksa, yani atıyorum burada çok zengin bir biri var, ölür gider, yarın gün parası bana kalır gibi, açık konuşalım. Böyle bir art niyet veya alt bir bilinç yoksa, bizim üzerine yorum yapacağımız bir durum yok. Hayatının aşkını buldun mu evleneceksin. Ben öyle yaptım. Eşim çalıştığım mekana müşteri olarak geliyordu. Orada gördüm. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim, canım benim, canım benim. Evlendiğimizden beri başıma gelmeyen kalmadı. Banyoya girdim, elektrik mi çarpmadı? İçtiğim alkol sahte mi çıkmadı? Balkonun demiri mi kırılmadı? Aşkım nazar, nazar. Hepsi nazar vallahi. Yani nazara geliyor sürekli biz. Doğru söylüyor. Vallahi evlilik çok güzel ya. İnsan doğru insanı buldu mu, evlilik mükemmel bir şey. Sağ olsun çok ağrımı çekti. Oğlum kalk lan, bacağım kırıldı. Bu da en ufağımız. Aşkımızın son meyvesi. Bak bak bak, dün ağzıma sıçtı, evi terk etti. Çek. Bak, Shutterstock diye bir tane mekana gitmiş. Ben hayatımda ben böyle bir mekana gitmedim. Ben burada börek yiyorum. İşi gücü şov. Ancak arkadaşlarla bütün gün silik yarışıyorlar. Gülüşü gülüşünü nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele. Kendi kendimi telkinledim aslında. Masum, bu evlilik düzelecek, sabret dedim ama Şubat Ocak'tan kötü. Mart Şubat'tan daha kötü oldu. Nisan zaten Mart'tan daha kötü olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi içimde Haziran'a kadar süre verdim. Eğer bu devran düzelmezse resti çekip boşanıyorum. Boşandıktan sonra benim hayatım öyle bir atağa kalkacak ki akrabalar, eş dost, konu komşu... Haziran! Zaten Mayıs'tan daha iyi olacak, dedi. Çatır çatır çatlayacak inşallah. Hayatım, içeriden sesler geliyor. Git bak bu çocuklar gene ne yapıyor. Hadi bir tane. Ben o kayınbabamın var ya, kanını sikeyim, kanını. Geçen gün ne yapmış biliyor musunuz? Gidip benim borçlarımı kapatmış, elektriğimi, faturalarımı hepsini ödemiş. Neymiş? Elinde yoktur evladım, ben sana bu ay destek vereyim diyor. Lan var ya, lan benim paranla satır mı alacaksın? Şerefsiz! Şimdi biz 16 yıldır bu meslekteyiz. Tabii ki de görmediğimiz manyak, görmediğimiz hasta ruh kalmadı. Şimdi terapi önemlidir desem bir türlü, önemli değildir desem bir türlü. Şimdi şöyle açıklayayım. Bazı insanlara terapi bir işe yaramıyor. Bazılarına çift terapi lazım. Yani bazılarına iki terapist birden ancak müdahale etmek durumunda. Ya başka türlü bu işin içinden çıkacak bir durum yok yani. Sorunun en azından büyük bölümünün bende olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben... Lul Yakavo 10 kişi abone göndermiş. Selamlar, sevgiler, teşekkürler. Hala bu evliliği kurtarmaya çalışıyorum. Bak çift terapisi aldım. Tek başına gireceğim şimdi. Mete Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Masum Bey. Siz nasılsınız? Eşinizi göremiyorum bu arada. Ya evi terk etti ya, yine gitti. Yine mi? Bu sefer neden? Ya ufak bir sürtüşme oldu ya, çok da önemli değil ya. Anlıyorum. Masum Bey, size bu konuda bilimsel tavsiyem kesinlikle bir uzman olarak çocuk yapmanız. Ne demişler, çocuk evin neşesidir. Hem bu sayede birbirinize de zaman ayıramazsınız, salçalı olamazsınız çocukla uğraşmaktan. Ha öyle mi diyorsun? Lan sen yine karınlarla mı konuşuyorsun? Masum Bey, sen ya. Lan ne kadar çalışıyor burada, görmüyor musun? Kalk benimle ilgilen biraz. Yeter bütün gün bilgisayarın başında ne yapayım bakıyor? Seni tutup tasmanla düşe mi götüreyim be? Odanla anne bak. Bok götürüyor bok. Lan ne var ne odandan de vallahi, yemin ederim kalkarsam var ya ağzının ortasına bir tane çarpacağım ha. Mete Bey sakin olun, olur böyle şeyler birlikte lütfen. Nasıl geçin? Allah belanı versin. Sakin.
Valla boşanın, sizin işle olmaz zaten. Düzelecek gibi değil bu işler. Boşver, boşan. Aklın yolu birdir bak. Adam da aynısını söylüyor. Yarın ilk işin boşanma. Bu iş bu kadar. Öyle insanlar geliyor ki yani onların çift olarak ailecek, eşleriyle, dostlarıyla kalabalık halde terapiye gitmeleri gerekiyor. Çünkü çevreleri de bozuk. Ya bu insanlar tek başına manyak olmamış ki. Evlenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evlilik 10 numara çok güzel bir şey. Böyle ben evlendikten sonra dedim ki niye herkes evlenmiyor? Hayat standartın artıyor ya. Bizim lisede tek evli benim. Herkes beni parmakla gösteriyor. Herkes bana imreniyor. Nöbetim yoksa günde 16 saat çalışıyorum. 4 saat uyuyorum. 4 saatte ailemle zaman geçiriyorum. Tabii canım, sosyalleşiyoruz. Her hafta pazar günü parka gidiyoruz. Belediyenin yeni yaptığı bir park var şurada yakın. Fiyat performans olarak çok iyi bir avukat önerdiler. Şimdi onun yanına gidiyorum da bir türlü yerini bulamadım ki. Neredeydi bu? Şuradan birine sorayım ya. Birader selamünaleyküm. Avukat Cengir varmış. Nerede onun yeri? Aleykümselam. Bak dümdüz git, 200 metre ilerden sağa doğru dön. 3. kapı. 5 liram var mı? Yok kardeş, yok. Bozuk olsa veririm valla. Eyvallah, sağ ol. Amına koyayım şöyle. Tamam açsana. Hani? Valla evliliği herkese tavsiye ediyorum. Ben pastel boya almazsan okula gelme diyor. Ne pastel boyası ya? Bir de bunların masrafıyla uğraşıyorum. Hayırdır oğlum, güzel sanatlar mı okuyorsunuz? Ressam mı olacaksınız? Tamam, bir yolunu buluruz, alırız. Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar, nasılsınız? Sizi sormalı. Telefonda da bahsettim. Bu eşimle boşanma mevzunu nasıl en hızlı şekilde hallederiz? 3 kez yüzüne karşı boş ol dediğin zaman boşanırsın. Onu yaptım hocam ama bir de resmi olarak boşanmamız lazım yani devlet nezdinde. Fiyat performans. Ya makinası bende zaten, ben boşanma direkt boşanmıştır diye ben sana belge celp veriyorum. He. Trafik ruhsatı gibi, ruhsatlı istediğin gibi gezebilirsin. Boşanmıştır bir replik de vermemiş temiz daha, kendi olanı da veriyorum yanında ekstra. Hiç evlenmemiştir değil, daha ne yapayım? Ama öyle bir şey de mi yapabilir? Dul olmayacak mı? Valla baydına da veririm, babama da, anneme de, istediğime veririm. Sorun yok. Peki nafaka ne kadar öderiz biz bu? Aslında benim... Bedava ya, canı sağ olsun. Yok size değil, eşime vereceğim ya. Ha nafaka, asgari ücret. Mesela ben ne kadar ödeyeceğim size bununla ilgili? Hiç. Ücretsiz mi yapacağım? Evet, tüm dünyada her şey parasız. Yok, hayır. Cengiz hocam, ben aylık 4000 lira kazanıyorum ama. 4000 liraya 13 bin lira dersin. 4000 lirayı sen 30'a böleceksin. 13'ü bulacaksın. 13 bin lira mı yapıyor? He. Alo Masum. Ne konuştular ama? Konuşmamız zordu ya. Onu şimdi hallet. Biz 2 saate çıkacağız evden. Tamam. Turuncuyu aman gri gri. Tamam. Hadi gözümsün hallet. Hadi görüşürüz. Gördünüz değil mi? Herkesin pastel boyası varmış. Benim oğlumun pastel boyası yokmuş. Lan bir pastel boyası alamayan adama adam mı denir? Kaç para lan bir pastel boya? Buyurun abi, başka bir isteğiniz var mıydı? Kanka bir de ortaya haydari, çoban salatası falan da yaparsan çok iyi olur. Mimoza. Mimoza olur, o da olur. Hemen abi, hemen. Eyvallah, abi. Sağ olasın. Afiyet olsun aşkım. Bak sen 3 saat aldın. Bunda diğerleri gibi kaybetmiş. Teşekkür ederim. Kaybetmedi. Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir yemeğe çıkalım ya. Sizi bir yemeğe götürelim biz ya. Hı? Beraber gidelim. Gidelim. Güzel olur. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. İlahiyat fakülten de geldiği zaman kapım ona göre yani, ben seni... Bir saniye hocam. Evin diye değil. Alo. Olsa dükkan senin. Haberlere mi çıkmışım? Hocam bir televizyon açabilir miyiz? Hadi açalım. Cübbeli oturuyor ya. İletişim kurmaya çalışıyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Yalnız kendisi bana hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguluyor. Gözleri de kapanmışlar tam. Boşanmak istiyorum. Boşamam seni diyor. Evet, ona ben de koptum. Sen bu karıyı boşama. Bu karı bizim ağzımıza sıçar. Sen iyisi git gönlünü al. Öyle mi diyorsun? Sen bir düşün taşın. Bence boşama. Arkadaşlar siz benimle gelin. Biz beraber arkadaş gidelim. Arkadaşlar benim arabaya gelsin, sıkışma. Aşkım sen deri kullanıyorsun biraz ya. Benle gelsinler zaten, beni çekecekler şimdi. Gelin benimle. Arkadaşlar ne yersiniz? Var mı böyle istediğiniz bir şey? Oraya gidelim. Lan. Ananı sikeyim.
Ben mi? Lan! 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 Link, here come to town. Telli'nin Emrah'la o. Sondaki. Ne? Tanıdım. Sondakini tanıdım. Telli'nin Emrah'ı. Tamam. Bir de bekara bakalım. Tamam. Ben seni anlıyorum ama öğretmenler illa annesini görmek istiyor. Ne yapayım? Eskort mu çağırayım? E tamam, eksik gönderirim o zaman 300 lira. Onlarca nafaka mağduru İstanbul'dan yola çıktı. Son 5 yılda evlenenlerin sayısında yaklaşık %8'lik düşüş var. Herkes evleniyor, seni evlendirmiyor. Evlilik korkusu. Bu bir fobim. İsmine de gamofobi deniyor. Bekarlık kutlanılacak bir durum mu? Bekarlık sultanlıktır. Bilimsel veriler de doğruluyor artık. Vallahi bekarlık çok güzel ya. Ben daha önce evliydim. Eşimle bir takım sorunlar yaşadık. Hatta tüm Türkiye'nin gözünün önünde oldu bu olaylar. Hatırlayanlar vardır. Hep internet her tarafa düştü. İçki onda, kumar onda. Beni aldattı, yalan söyleyemem desin. Buyurun. Öncelikle Kestane Balı'nın diyarı Zonguldak Gökçe Bey, Hazaroğlu köyünden tüm dünyaya selam olsun. Karıcığım ne olursun, bak burada rezil usta oluyoruz. Sen evine bu iş olsun bitsin. Asla. Daha o eve dönmem. Tamam. Şimdi bekarım. Hayat böyle daha güzel. 40 yaşındayım, bekarım, bayanlarla yüz yüze iletişim kuramıyorum. Kayıtta mısınız? Şu parayı alın da, beni daha iyi çekin. Yakışıklı gösterin. Ya hatta çok özür dilerim. Şu bayan abla çıkarsa ben daha rahat konuşabilirim. Ben Mehmet, bekarım, hiç evlenmedim. Evlenmeyi de düşünmüyorum bile, hayatım böyle 10 numara. Böyle canım, ben bir cappuccino alayım ya. Tabii. Cappuccino, acaba... Kapıyla bağlantısı ne? Merhaba, ben Volkan Öge. Şakaya gülmedim bu arada. Ya aldatmazsa bir kişi yaptı. Bu şakaya gülemem kumarsa yani. Kumarsa zaten bir dönem oynadım, param kalmadı. Bitti zaten, onu bıraktım. İçki sigara herkes içiyor, tek ben mi içiyorum? Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, sonbahar bahaneydi. 200'lük. Bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz zaman nikah memurunun, Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır, buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi. O zaman belki daha mantıklı evlilikler oluşabilir. Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlığı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlenmemişken onu neyi anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum. Oğlum bunları izleyince de insan bir korkuyor amına koyayım ya harbiden. Ya ben kendi adıma korktuğumdan değil de. Hani aranızda bir ton evlenecek olan insan vardır yani. Birazcık insan çekiniyor abi şimdi. Yalansı yok. Korkamık diyor. Eray abi korkamık diyor mesela. Nasıl korkmayacaksın? Seni zaten kimse almaz mı? Niye böyle hareketle... Günaydın aşkım yapsam. Sabah uyandığımda. Ben yapıyorum la, bir şey olmuyor. Oğlum beni ben... Aa, o el hareketi çekmiyorum, ben öyle manyakça bir şeyler yaptığını düşünmüştüm. Ya benim birazcık, ben biraz heyecan katarım yani evliliğime. Sürekli. Ben mesela her sabah kahvaltı hazırlıyorum sevgilime, aşkıma. Discord'da da paylaşıyorum bunu. Evet, görüyorum ben. Nasıl ya? Bizim Discord'da fotoğrafı mı atıyorsun? Kazanadık abi. Her sabah atıyor abi. Her sabah. Kaşarlı yumurta. Vay deli Oğuz'a bak amına koyayım. Tam meyve erkeğisin ha o zaman Oğuz. Son Müge Anlı izliyor, onu atıyor. Müge Anlı izliyorum. Seda Sayan da çok hızlı bir program. Çağrı biz de öyle. Oha! Eray abi dedin diye şu an başımda bekliyor ne oluyor diye. Aha öyle kork yani. Eray abimiz de burada bizlere her zaman evliliğe teşvik etmiştir. Gerçekten bekarlığın sonu yok. Sevdiğini bulduğun zaman Eray abimiz gibi evlenmek doğru oluyor işte. Bu da örneği işte. Maşallah. Bu da bir örneği. Abi gönderiyorum ERC20 kodunu.
Var mı başka söylemem istediğin başka şeyler varsa sen bana mesaj at. Ben buradan aktarayım. Eray abi geldi. Dedi ki bitti dedi hayatımın aşkı dedi. Bitti dedi ben dedi artık dedi ben dedi okeyim. Boş dedi geri kalan hayat. Hayat dedi boş. Gerçekten dedi evlendikten sonra dedi hayatımın dedi anlamlı bir yola girdiğini dedi gördüm dedi. Buradan yani ömür boyu bir yastıkta. Bir yastıkta kocayın lafını hep böyle yanlış anlamıştım. Sonra büyüdükçe anladım ama inşallah bir yastıkta. Bir de şey var. Tek yastıkta. Abi neler diyorsun şimdi bak onları okuyacağım ondan sonra yenge bir daha bu kanalı izlemeni yasaklayacak. Ben kaç tane öyle kaybettim biliyor musun? İzleyicimi kaybettim kaç tane. Ya Çağrı efendim abi yengen biraz seni sevmiyor. Nasıl yani abi? İşte biraz sen böyle fırlamasın falan ya. O yüzden falan oyunlara gelmiyor falan. Ya böyle çok geldi yani gençlik hayatımda. O yüzden abi lütfen hani sevdiğimiz bir abimizsin. Atmaz ya. Deniz Oğlak. Huzur abi 20 tane abonelik gönderiyor. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağolunuz efendim. Kesenize bereket. Tarasken 13. aylık olmuş. Neyse devam ediyorum. Bir şey mi indiriyorsun? Ha, yok tamam. Ama sosyal medyada tam bir playboy'um. Önüme gelene yürüyorum. Herkese iş atıyorum. DM'den yürüyorum. Alev atıyorum. Herkese yorum yapıyorum. Akıyorum. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Ben bilmiyorum hiç evlenmedim. Deniz sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa beni öldürür. Demek ki neymiş kızlar? Evlilik aşkı öldürüyormuş. Biz eski eşinle o dönem sevgiliydik. Şimdi... O gülüşü bir daha alırız ya. Evlilik aşkı öldürüyormuş. Biz eski eşinle o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler mailler işin içerisine girdi bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklını alır, evlendikten bir hafta sonra geri vermiş. Deninki o mesele oldu. Şimdi evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle vardan izler gibi sahte çeyrek takan adamı bulmaya çalışıyorlardı kameralardan. Bütün o aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar, herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba, annem evleniyormuş ha. Yapma ya. Şimdi bir şey takmadan olmaz. Acaba baba ne takmıştı? Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum yok bir şey yok. Yarın yüz yüze eğitim başlıyor. Geçin siz erkenden yatın. Geç geç. Kafayı yemiş herhalde. Şeraflar da yarrak gibi başıma belirttiler. İnşallah yine enişte kabul eder. Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Nut falan atıyorlar. Ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaça aldın kız bunu doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. 5000 falandı galiba. Galiba ne kız fiyatını mı unuttun? Ya ben böyle bir adamım. Ben cömert bir adamım ya. Bugün nihayet %100 eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum senin haberin yok. Dizel lazım dizel olsun. Yok abi bekleyin iki dakika. Baba bu araba bizim değil ki. Artık bizim oğlum. Yüz yüze eğitim iyi oldu ha. Evde kafayı yemişim şoförle. Binin oğlum hadi. Baba bizim acılığımıza zam ya bir ya. Faizler indi ya dolarlar yükseldi. Oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz harçlığınız dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon bir saniye. Şahin, hayatım bana 300 lira borç verebilir mi? Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacağım. Dedeyim kusura bakma benim de acizlik durumum vardı. İşte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban yollayayım mı sana? Yok bende var kayıtlı zaten İban. Atıyorum birazdan. Tamam. Tamam öptüm. 100 liranız var mı ya? Ben de atacağım dedim de kıza 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim. Bununla evlendim. E bu ne olacak?
Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanır mı hayatım? Bunu da aldım diyelim. Bu ne olacak? Adam onu da evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum. Hocam eti sizin, kemiği benim. İyi de beyefendi, bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi biz anaokuluna gitmiyoruz ki, 6B'ye gidiyoruz. 6B burada da yok mu oğlum? Girin içeri, 6B'ye girin. Ne olacak ki? Burası lise. Oğlum Ozan kardeşi niye getirdin buraya? Zaten biz ikiziz, aynı sınıfta okuyoruz. Peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya, şimdiki bu nesille var ya, bu Z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum sizler de okuyorsunuz lan. Baba tarif edeyim. Tamam hadi. Bir geçin sınıfınıza, akşam görüşürüz hadi. Baba bura değil ki. Paralel evrende ben amına koyayım. Oğlum saçmalamayın, çıkın okula diye çıkın gelin işte amına koyayım. 5-6 saat takılın gelin ya, Allah Allah. Ya hadi geç işte oğlum, geç şuradan sonra dön. Baba bura okulu bile değil. Lan hadi geç, akşam görüşürüz hadi. Ben gençliğimde çok yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendimi ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki bekaretini satışa koy. Çok para var dedi bu işte. O dönem alıcı çıkmayınca el başta baş sikte kaldım öyle. Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesela oturduk, yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip, lan bunun tuzu niye eksik deyip yemeği duvara çarpıp evi terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmdeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi, beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki anne mi diyecek, baba mı diyecek. Yanlış anlamayın. Ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı Kista Mete olacakmış. Drink 200 bin lira verdi. Eyvah! Nasıl siktir. Göndermeyi de yakalamışlar ha. Helal olsun. Geçen bir tane yayıncı Kista Mete olacakmış. Drink 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak. Yok o parayı bana ver, göğsümü yaptırayım, oramı yaptırayım, buramı yaptırayım. Hayır falan da yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor. Biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da. Biz evlenelim, gelen altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz. O altınların yarısı borca gidecek, diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak. Böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacağız. Ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetlenmişsin kalbime, ilmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim, söyle. Hadi diyelim sana uydum, evlendim. Bir çevreme bakıyorum böyle bir. Annem babam mutsuz. Abim mutsuz. Arkadaşlarım mutsuz. Bana düzgün, olumlu bir referans yok ki evleneyim ben. Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum. Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir, bir borç değildir. Hiç sekmez. Pasat. Kızlar bir saniye. Ney? Markayı mı zedeliyormuşum? Ya saçmalama lan, kapat. Kaç gündür bu Passat'ın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuan işte. Yo benim tişörtler ya. Nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam ben hallederim ya. Tamam ben hallederim. Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Bekar olunca hepsini öğreniyorum. Lan tabafo. He? Ya makine nereden bilecek amanın ne yıkadığını? Alo. He. Frenleri mi? Tamam. Gri mi turuncu? Kafanda gri mi turuncu, ben anlamadım ki. Değişik dertleri var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben 3 dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. 2 tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum attığım storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum kadınlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olunmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları barzo seviyor. Bak yantlara bak. Bir sürü yant geldi. Bu amına koydum aracından ne buluyorsunuz lan? Bizim mesleğinde ne gecesi var ne gündüzü var. Deli olacağım amına. Şimdi bu turuncuyu mu yapacaktım, gri mi yapacaktım? Neyse ikisini de yapayım ya. İkisini de yapayım. İşimiz bu kadar. Tamam.
Ha işte gelin bakın. Ha dağınıklığa bak, ortalığa bak. Ha bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Ya ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmez. Baya eğlenceli video olmuş. İki video olmuş. Volkan Öge de renk katmış yani bence. Daha fazla beraber video gelsin. Tamam menüyü anlatıyorum o zaman. Menüyü yapalım mı? Güzel menü yapalım mı? Yapalım şefim. Ya bu videolarda site'lar çok komiğime gitti ya. Çok fazla site vardı ya. Onlara koptum.